Lan bu çorap leş gibi kokuyor. Babaanne mi abi? Para yoktu odasından çaldın. Allah kahretsin seni. Gündüz vakti hırsızlık mı yapılır abi? Ya yakalanırsak? Ne yapalım oğlum, virüsten dolayı mesleğimizi yapamaz olduk. Akşam 7'den sonra sokağa çıkma yasağı var. Mecburen artık gündüz çıkacağız hırsızlığa. Merhabalar, ben haciz memuru Hacı Memur. Borcunuzu ödemediğiniz için evinize hacize geliyoruz. Oh be, çok şükür kurtuldum. Bu kadar sevineceğinizi bilseydik daha önceden gelirdik. Evdeki eşyaları boşandığım eşim Razi ile almıştık. Eşyaları her gördüğümde Razi aklıma geliyordu, sinirlerim bozuldu. Siz gelmeseydiniz eşyaları sokağa atacaktım. Yeni mobilyalar falan aldım. Gelin şunları alın da kurtulayım artık. Lan niye kapıyı tokalaşmaya çalışıyorsunuz? Zile bassanız da. Arabayı kapıya yanaştırdınız mı? Ne arabası abi? Yürüyerek geldik biz. Durun ben size bir pikap ayarlayayım. Yürüyerek hepsini götüremezsiniz. Bu adam da mı ekipten? Ne oluyor abi? Ben de anlamadım valla. Bence polisi aradı bizi oyalamak için. Ondan böyle davranıyor. Olabilir. Ne yapacağız? Kaçalım hemen. Allah kahretsin. Geç kaldık. Geldi polisler. Abi pikabı getirdik de eşyaları yükleyebiliriz. Siz zahmet etmeseydiniz biz yükleriz. Olur mu öyle şey abi? Biz yükleriz. Arkadaşlar buyurun. Hadi kolay gelsin size. Niye mal mal bakıyor anlamadım. Sipariş ettiğiniz yeni eşyalar getirdik. Yerleştirin. Hayırlı olsun abi. Sağ olsun, kolay gelsin. İyi günler. İyi günler, buyurun. Biz haciz memurlarıyız. Evinize hacize geldik. Tabii, duydunuz icralık oldu mu? Haciz memuru gibi gelip evimi soyacaksınız değil mi? Yerim bulan Anadolu çocuğu. Kendini deriliğe vuruyor abi. Bekleyin siz şimdi. Polisi arayacağım. Efendim, biz sizin gibi kendini deliğe vuran çok kişi gördük. Bırakın da işimizi yapalım. Siz haciz memurusanız onlar kimdi? Abi bugün ne oldu? Hiçbir şey anlamadım. Vallahi ben de anlamadım. 20 yıllık hırsızım. İlk defa hırsızla işbirliği yapan ev sahibi görüyorum. DJ Murat.